Bence çok ama çok değerli bir konu. Belki önümüzdeki sürecin belirleyeni olacak projelerden biri. Çok daha önce hayata geçmiş olmalı ve hepimizi refaha ulaştırması gereken bir durum. Detaylarını öğrenmeye devam ediyoruz. Aslında çok uzun süredir anlatmasına karşın bunun daha fazla yaygınlaşması konusunda belki de her yurttaşın kendi elini taşın altına koyması ve bu fikri kulaktan kulağa dağıtması gereken bir durum. Kimden bahsediyorum efendim? Önümüzdeki sürece ilişkin belki de korona döneminde çok daha önemi fazla anlaşılan bir durum. Doktor Ali Mutluköylüoğlu bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Merhaba efendim, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Bugün vatandaşlık temel geliri kurucusu olarak, bu derneğin kurucusu olarak buradasınız. Daha önce ben bizzat dinledim, bizzat röportajlarınızı da okudum. Bugün yine öğrenmek üzere karşınızdayız ama size söz vermeden önce sadece tek bir grafik ekranlara getirmek istiyorum. İcra ve iflas konusunda bir istatistik gelecek. 2008 yılından 2020 yılına dek Türkiye'de vatandaşların durumunu anlatan bir grafik geliyor ekranlarınıza. Ceza hukuk mahkemeleri ve idari yargı dosya sayıları efendim. Mavi ceza mahkemelerini, turuncu hukuk mahkemelerini gösteriyor. 2008 yılından 2020 yılına dek icra konusunda 8 milyon bandından 2 milyonun üstüne çıkan bu dosya masrafları ile birlikte 20 milyon tutarında bir banttan söz ediliyor. Bu çok önemli. 12 yılda vatandaşın geldiği durumu, idari yargıda ceza ödemelerinde, icra ödemelerinde hangi boyuta geldiğimizi gösteriyor. Korona döneminde bir başka mesele, ekonomi konusunda ya bir vatandaşlık temel geliri, bir milli geliri olsaydı, vatandaşlık temel gelirimiz olsaydı ne kazanırdık, bu süreci nasıl anlatırdık diye daha fazla konuşmamız gerekiyor belki de. Ama özetle bundan sonraki 25-30 dakikalık zaman dilimimizde tamamıyla size söz vermek istiyorum. Çünkü hem öğrenmek hem de bunu aktarmak niyetindeyim efendim. Vatandaşlık temel geliri projesinin detayı nedir? Bize ne kazandırır ve en önemlisi şu korona döneminde olsaydı acaba nasıl geçirirdik bu dönemi? Efendim çok teşekkürler. Bu imkan çok kıymetli. Yaklaşık 5 yıldır bu konu üzerinde çalışıyoruz. Hem yurt içinde hem yurt dışında aktif olmaya çalışıyoruz ama kendinizi ifade etmekte çok zorlanıyorduk. O yüzden gerçekten çok değerli bir imkan. Teşekkür ediyoruz tekrar. Bu arada Ayşenur Hanım'a da çok geçmiş olsun diyoruz. Şimdi efendim vatandaş temel geline girmeden önce isterseniz içinde bulunduğumuz süreçle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Yani bu korona krizi diye adlandıracağımız tırnak içinde süreçle ilgili. Korona krizi bir sağlık problemi gibi başladı ilk etapta. Fakat daha Türkiye'ye gelmeden psikolojik olarak etkiledi Türkiye'yi de başka ülkeleri de. Yani sağlık problemi kendisi gelmeden psikolojik tahribatı, psikolojik travmasını hissettik. Hatta bunu bireysel olarak değil kitlesel olarak hissettik. Hatta küresel olarak hissettik. Yani tüm küre psikolojik travmasına girdi koronanın. Bu ikisi bir araya geldi. Yani sağlık problemi boyutuyla psikolojik tahribat boyutu bir araya geldi. Ekonomileri tahrip etti. Ve maalesef orada da kalıcı tahribatlar bıraktı. Ve bunu daha da hissedeceğiz yakında. Şimdi burada üç aşama var. Sağlık, psikolojik tahribat, kalıcı ekonomik tahribat. Bu üçü önemli fakat daha önemli dördüncü bir dalga olabilir. Yani en çok korktuğumuz konu o. O da şu, dördüncü dalgada demokrasileri tahrip edebilir. Yani bu gidişat eğer kontrol edilemezse, sağlıklı bir şekilde yönetilemezse demokrasilerin tahrip olduğuna da şahit olabiliriz ve bizim nesil bunu görebilir. Şimdi bu noktada bu tabii ayrı bir konuydu, korona kriziyle ilgili bir konu. Vatandaşlık temel geliri konusuna dönmek istersek. Şimdi vatandaşlık temel geliri tüm vatandaşlarımıza herhangi bir ayrım, herhangi bir başvuru, herhangi bir ayrım yapmaksızın, herhangi bir başvuru belgeleme gerektirmeksizin mevcut gelirlerinden de bağımsız olarak yaşamlarını idame ettirebilecekleri büyüklükteki bir parasal büyüklüğün devletimiz tarafından tüm vatandaşlarımıza ömür boyu ödenmesidir. Bir kriter yok. Bir kriter yok ve olmaması da esas olan. Şimdi mesela bu çok tartışılıyor. Niçin kriter yok? Mesela çok uzun anlatabilirim ama program veya girelim şey değil. Ne kadar girebilirsek. Şöyle bir ilave bürokrasi yaratmayacak. İki, kimse rencide olmayacak. Başvurmak zorunda, belgelemek zorunda kalmayacak. Üç, bir sınıf ayrımına vesile olmayacak. Vatandaşlık temel geliri alanlar, vatandaşlık temel geliri almayanlar diye. Veya vatandaşlık temel geliri alanın çocuğu, vatandaşlık temel geliri almayanın çocuğu. Bu kesinlikle kabul edilmeyecek bir şey. Yani bir sınıf ayrımında olmayacak, bir kategorizasyon da olmayacak, ilave bürokrasi olmayacak. Artı bazen deniyor ki ya imkan olan kimselere de mi verilecek? Evet verilecek ama o kimseler o düzenden o kadar etkilenecek ki aslında son tahlilde onlar alan değil veren durumda olacaklar. Çünkü vatandaşlık temel gelirin finansmanı için
kurulacak işte neyse o düzen, işte esnafların önünün kesilmesi, yolsuzlukların durdurulması, yerindelik denetim yapılması, belki bir takım yeni vergiler ihdas edilmesi vesaire. O çerçevede zaten imkanlı kimlikler vatandaşlık temel geri adı altında aldıklarından daha fazlasını o kaynağın şekillenmesine aktarıyor olacaklar. Yani onlar aslında eksidiler zaten. Ama buradaki esas olan şu, bu konunun bir askerlik görevi veya bir seçme seçilme hakkı gibi vatandaşın hakkı olması. Burada hak deyince orada da birkaç şey söylemek isterim. Kesinlikle bir lütuf değil. Kesinlikle bir yardım değil. Lütuf üzerine kurulu mekanizmalar, yardım üzerine kurulu mekanizmalar siyasetin konusu değil. Olması gereken diyorsunuz zaten. Hayır, bu hak temelli bir şey. Bu o çerçevede ele alınması gereken bir şey. Şimdi neden icap etsin ki bir kişinin lütfetmesi gereksin? Onun da, lütfunu da bir başkasının kabul etmesi gereksin ki hayatı idame ettirebilsin. Bu kabul edilemez bir şey. İşte ne bileyim, bir takım yardımlar, sigorta sistemleri, yani aklınıza gelen muhtelif metodlar var ama bunlar siyasetin konusu olmaması lazım. Siyaset kalıcı, sağlıklı, kimseyi rencide etmeyen, vatandaşlarına eşit mesafede onları koruyan, kollayan, kucaklayan çözümler üretmesi lazım. Yani bu açıdan çok önemli. Şimdi vatandaşlık temel gelirinin kısa bir tanımını yaptık. Ayrım yapılmayacak, başvuru belgeleme olmayacak, vatandaşlık esas alınacak, devlet tarafından organize edilecek, herkese eşit olacak, nasıl diyeyim, bir lütuf mekanizması değil de bir anayasal hak olması esas. Ki bununla ilgili Mart ayında kapsamlı bir açıklama yaptık, öneri getirdik. Sınırlı sayıda medya kuruluşu buna yer verme şansını, yer verdiler sağ olsunlar. Fakat maalesef onu göremiyoruz. Şimdi burada bir şey daha paylaşmak istiyorum. Vatandaşlık temel gelirin felsefesinden bahsetmek gerekirse, vatandaşlık temel geliri bireylerin onurlu bir şekilde yaşama kabiliyetine kavuşmasıdır. Veya pozitif anlamda hayır deme kabiliyetine kavuşmasıdır. Yani mesela belli bir işte, belli bir ücret karşılığı çalışırken eğer o şartlar uygun değilse, o ücret uygun değilse gerekirse hayır diyebilmeli. Onun bir güvencesi olması gerekiyor. Şimdi bu noktada vatandaşlık temel gelirini vatandaşın azat edilmesi, kölelikten kurtulması olarak da tanımlayabiliriz. Şimdi böyle tanımlayınca siyaset maalesef buna biraz uzak duruyor. Çünkü siyasi kimlikler, siyasi partiler, siyasi oyuncular vatandaşın özgürleşmesini, o kadar özgürleşmesini, kendi ayakları üzerine durmasını istemiyor. Ki bir yere kaçıp tekrar buraya döneceğim. Mustafa Kemal Atatürk'ün meşhur talimatını, önemli talimatını unutmuyoruz. Tam bağımsızlık hedefi. Tam bağımsızlık hedefinin birinci kriteri ekonomik bağımsızlık. Ekonomik bağımsızlık bir ülke için olduğu kadar bir birey için de geçerli, bir dernek için de, bir şirket için de, bir kanal için de, hepsi için de geçerli. Ekonomik bağımsızlık olmadan tam bağımsızlık olmaz. Şimdi biz Türkiye'de iyi kötü bir demokrasi tatbikatı yapıyoruz. Demokrasi tatbikatında rol alan veya katılan bireylerin ekonomik bağımsızlığı yoksa orada sağlıklı sonuç almak mümkün değil. Yani bunu yani yıllardır gözlüyoruz zaten. Ve bu ne parti içi süreçlerde sağlıklı sonuçlara götürüyor bizi, ne de partiler süreçlerde sağlıklı sonuçlara götürüyor. O yüzden biz vatandaşlık temel gelir konusunun vatandaşın özgürleşmesi, birey olması, saygın olması, rencide olmaması, bir sınıf ayrımına tabi olmaması, bir güvencesi olması gibi görüyoruz. Ve bu çerçevede olduğu takdirde de çözüm olabileceği o kadar çok konu var ki. Ama ilk etapta bir kere siyaset sağlıkı şekillenecek. İkinci etapta bir alt kademeye inersek, çünkü siyaset sağlıkı şekillenirse aslında insanla ilgili birçok konunun çözümü için doğru bir heyet teşkil olmuş oluyor. O heyette doğru kararlı olarak o toplumu bir yere götürecek. Ama bir alt kademe inersek işsizlik, yolsuzluk, israf, yerindelik denetimi, eşitsizlikler, sosyal adaletsizlikler, suç, organize suç, terör suçları, eğitim, sağlık, aklınıza gelen insanla ilgili bütün konulara dokunan bir konu. Ve bunları çözümüne katkı veren bir konu, çözüme kavuşturan bir konu. Şimdi bu noktada bazen şey deniyor, yani vatandaş temel geliri güzel, tamam, bunun finansmanı nasıl olacak? Şimdi çok hızlı gidiyoruz aslında, böyle bir cümle atıyoruz. Aslında o cümlenin altını uzun süre açmamız lazım ama sınırlı imkanlarla o kadar... Bir sonrakinde daha uzun zaman ayıralım. İnşallah, çok süper olur. Sözde canlıyı olur. Da vermiş olalım. Oo, süper. Şimdi vatandaşlık temel gelirinin finansmanıyla ilgili iki tane büyülü değil de önemli cümle var. Birincisi, vatandaşlık temel gelirini uygulamanın maliyeti, vatandaşlık temel gelirinin olmadığı ortamın getirdiği yüklerin maliyetinden çok çok daha düşük. Bir kere bunu hissetmemiz lazım. Ya o yüzden rakamlarla oynamadan önce, ya bir dakika, vatandaşlık temel gelir nelere çözüm olur? Neleri ortadan kaldırır? Hangi problemlerimizden dolayı harcama yapmamız gerek kalmaz, oradan tasarruf ederiz diye düşünmemiz lazım. Bu bize büyük bir kaynak gösteriyor. İkincisi ise vatandaşlık temel gelir esasında vatandaşların devletin sahibi olduğunu öğrenmeleri, hissetmeleri,
anlamında da geliyor. Yani vatandaşın aslında devlete bütünleşmesi, et ve tırnak gibi olması. Mesela bir şirketin ortağı gibi. Ya ben bu devletin sahibiyim ve ben onun parçasıyım. O da benim parçam. O beni kollar korur, ben onu kollarım korurum. Onunla ilgili yapılacak bir israf benim kaynaklarım israfıdır deyip müdahale etmesi lazım. Onun bünyesinde yapılacak bir yolsuzluk benim kaynaklarımın heba edilmesi diye müdahale etmesi lazım. Onun kaynaklarının yerindelik denetimi olmadan harcanması, hop bir dakika, benim kaynağımı sen nasıl böyle geri dönüşü belli olmayan, anlamsız, belki de yerinde olmayan şekilde harcıyorsun diye müdahale etmesi lazım. O yüzden büyülü kelime iki tane. Bir, vatandaşlık temel gelirinin maliyeti, vatandaşlık temel geliri olmayan ortamların maliyetinden çok çok daha düşük, birincisi. İkincisi ise çözüm, vatandaşın devletin sahibi olduğunu. Devlet benim ve bana ait. Yani benim parçasıyım, sizsiniz, arkadaşlarımız hep beraber. Artı bizim parçamız. Bu noktaya gelmek lazım. Şimdi bu nokta tabii enteresan bir nokta, istenmeyen bir noktada. Yani bir yerden sonra vatandaşın bu kadar bilinçlenmesi, bu kadar özgürleşmesi, bu kadar konuya sahip olması, çok bu kadar şey değil. İstenmiyor. Ve istenmediği için de ciddi maalesef tıkanıklar yaşanıyor. Hatta şöyle bir şeyler var, vatandaşlık temel gelir konusunun adını kullanıp içini boşaltanlar, altındaki içeriği devre dışı bırakanlar, dejenere edenler de var. Bu yurt dışında da var, Türkiye'de de var. Türkiye'de de duyuyoruz son dönemlerde. Son derece rahatsız edici. Bu aslında şuna geliyor, terimle ilgili bir sempati yol alınıyor. Aslında şunu da ifade etmende fayda var. Vatandaşlık temel gelir yeni bir konu değil. Belki yüzyıllardır tartışılan bir konu. Ama son 30 yılda daha bir kalıba oturdu. Özellikle 70'li yıllar Amerika'sındaki yoğun tartışmalar, Martin Luther King dönemindeki tartışmalar, arkasından bir cumhuriyetçi başkan olan Nixon zamanındaki bunun yasama sürecinin başlatılması, bir yol kat edilmesi, ilk kademe meclise geçiyor Temsilciler Meclisi'ni, ikinci kademe senatoda akamete uğruyor bir şekilde. Araya kısa bir soru, bunu çok iyi uygulayan bir ülke var mı? Çok iyi uygulayan. Şimdi çok iyi uygulayan bir ülke yok. Buna en yakın uygulamalar mesela Alaska'da şu anda mevcut. Alaska'daki uygulama bir vatandaşlık temel geliri tam anlamıyla diyemeyiz. Çünkü vatandaşlık temel gelirin birkaç tane özelliği var. Birincisi mutlaka pardon, periyodik olması gerekiyor. Yani düzenli aralıklarla vatandaşlara ödenmesi gerekiyor. Ve vatandaş ona güvenerek hareket edilmesi gerekiyor. Plan yapabilmesi gerekiyor. Risk alabilmesi gerekiyor. Yani riskten kastım bir girişimci olabilir. Bir konuda kendini geliştirmek için vakit ayırabilir. Yani ona güvenerek hareket edebilmesi çok önemli. İkincisi kişisel olması gerekiyor. Yani bireye ödenmesi gerekiyor. Yani bir aileye veya bir kapalı gruba değil. Orada çok net bir nokta var. Hatta bazen deniyor ki ya işte vatandaşlık temel gelirse boşanmaların sayısı artar. Çünkü kadınlar ekonomik bağımsızlığa ulaştığı için boşanırlar. Ve bundan dolayı vatandaşlık temel gelir kötülüyorlar. Halbuki bu vatandaşlık temel gelirin iyi bir şey olduğunu gösteriyor. Neden iyi bir şey? Eğer darp ediliyorsa, eğer kötü muamele görüyorsa, bir anlamda işkence altında gibi bir yaşam sürüyorsa, o vatandaşımızın, kadın vatandaşımızın bu şekilde bir güvencesi olduğundan dolayı o mevcut kontratını feshetmek üzere girişimde bulunması belki de iyi bir şey. Yani sanki aman ekonomik bağımsızlığı olmasın ki o işkenceye dayansın, katlansın gibi bir şey. Yani o yüzden bireysel olması çok önemli. Yani bir, periyodik olmasıydı, düzenli olmasıydı. İki, bireysel olması. Üç, mutlaka para veya muadil olması önemli. Yani bir yemek kuponu veya ücretsiz ulaşım veya işte indirim yapıyoruz vesaire. Bunlar vatandaşlık temel geliri değil. Bunlar aslında manipülasyon. Yani mesela belli bölgeye ulaşımı ucuzlatıyorlar, indirim yapıyorlar, ücretsiz yapıyorlar. Bu niye yapıyorsunuz? Belki de oranın gayrimenkul değerini artırmaya çalışıyorsunuz. Veya kitleleri buradan oraya mı taşımaya çalışıyorsunuz? Yani bir amaca hizmet ediyor. Burada esas olan vatandaşa kaynağı aktarmak. Vatandaş piyasada şekillenen fiyatlar üzerinden kendi tercihine göre özgürlükçü bir yaklaşımla o harcamasını yapsın. Yani bu üç boyut. Periyodik, bireysel ve para muadili olması çok önemli. Ama iki tane daha var. Aslında onlar omurgayı oluşturanlar. Birisi evrensel, öbürü şartsız. Buradaki evrenselden kastımız küresel demek değil. Evrenselden kastımız evrensel küme, matematikteki gibi. Yani kadın, erkek, çalışan, çalışmayan, sosyal güvencesi olan, olmayan, daha önceden sosyal güvenlik kurumuna katkı vermiş, vermemiş, yani ayırt etmeksizin, imkanı olan, imkanı olmayan ayırt etmeksizin bütün vatandaşlarımızı kapsaması çok önemli. İkincisi ise herhangi bir belgeleme, başvuru, izin, ilave bürokrasi, birileri değerlendirecek, sizin hakkınıza karar verecek. Bu tip uygulamanın olması esas. Vatandaşsın ve alıyorsun. Bu vatandaşsın ve o karar. Ve bu size dehşet bir güvence veriyor, huzur veriyor. Mesela hiç oradan girme şansımız olur mu emin değilim ama işte kısa sürede ne kadar
daldan dala zıplayabilirsek, evet, bir takım soru işaretlerini vatandaşlarımızın zihinlerine, evet, düşürebilirsek, vatandaşlık temel geliri aslında ekonominin büyümesine de çok büyük katkı verebilecek bir şey. Yani vatandaşlık temel geliri sadece vatandaşlarımız için değil, ülkemiz ve ülkemiz ekonomisi için de çok önemli. Çünkü vatandaşlar bu aldıkları büyüklükleri zaten bir takım ihtiyaçları gidermek için harcadıkça ekonomi büyümesine de vesile olacaklar. Yani bununla ilgili modeller, hem matematik modelleme hem ekonomi üzerine modellemeler zaten var. Artı onun getireceği bir huzur ortamı, onun getireceği bir güven ortamı, onun getireceği bir psikolojik rahatlık, iş kurmanın, iş yürütmenin çok daha rahatlayacağı, ne bileyim bazı ürünlerde talep hacmi garantisinin şekilleneceği, sanayicinin ki en çok istediği şeydir. Yani ekonomiyle ilgili de çok olumlu dokunuşları var. Yani sadece insanların sıkıntısı var, onlara para dağıtalım da şey yapsınlar, susunlar gibi değil. Hayır, biz bu ortamda, bu coğrafyada kitlelerin huzurlu olmasını, psikolojik olarak sağlıklı olmasını, güven içinde olmasını istiyoruz. Ve bu ortamın da ekonomiyi çok kuvvetlendireceğini görüyoruz, biliyoruz zaten, bu yeni bir şey de değil. Aslında vatandaşlık temel geliri de bir anlamda bunu hedefleyen bir şey. Yani bir sadece para dağıtmak olayı değil. Bu arada şimdi notlarıma da bakıyorum da çok konu var ama bir şeyi paylaşmadan edemeyeceğim. Biz bu konuya niye ilgi sardık? Niye ilgi duyduk? Nasıl başladı bu? Nasıl başladık? 2015'te iki tane seçim oldu. Haziran'da ve Kasım'da. Biz o seçimler sırasında çok yoğun görevler de yaptık. O görevler sırasında bazı şey gözleme şansımız oldu. Yani her ne kadar böyle uç nokta görevliydiyse de geneli görebiliyorduk. Ve biz bir tıkanıklık hissettik. Yani bu tıkanıklık nasıl aşılır? Yani nasıl çözüm buluruz buna? Ve yaklaşık 90 kadarı İstanbul ve ilçelerinde, bir o kadarı da Anadolu değişik şehirlerinde toplantılar yaptık. Böyle 20 kişi, 200 kişi değişik gruplar halinde. Ve dedi ki yani biz bilmiyor olalım ki belki de bilmiyoruz. Dinleyerek öğrenmeye çalışalım. Biz orada şunu gördük. Vatandaş siyasi partileri, siyasi partinin programlarını, adaylarını, adayların özgeçmişlerini, seçim beyannamelerini umursamıyor, okumuyor, dinlemiyor. Kitleyi bahsediyorum. Kitle hayatını idame ettirmek derdinde. Ve bu noktada bazı siyasi oyuncular, gerçek kişiler, tüzel kişiler, her taraftan, her görüşten bu sıkıntıyı fark etmişler. Tabii bir yandan da laik, demokratik, sosyal hukuk devletimizin sosyal ayağı çok kuvvetli değil maalesef. Diğer ayaklarını ayrıca tartışırız ama sosyal ayağında da sıkıntılar var. Bu noktada bu şeyler diyelim, gerçek ve tüzel kişiler, siyasi kimlikler vatandaşa bir takım bazen etik, bazen etik olmayan, bazen legal, bazen illegal, bazen kayıt içi, bazen kayıt dışı, bazen aynı, bazen nakdi anlamda katkılarda onun ayakta durmasına destek oluyor. Ve bunun karşılığında da oyun almaya çalışıyor. Alırken de bir anlamda onun kolunu büküyor. Dedik ya bir de bu kabul edilemez. Zaten bu yüzden sağlıklı şekillenmiyor ne parti içi mücadeleler ne de parti arası mücadeleler. O yüzden bunu nasıl çözeriz diye uğraştık ve incelemeye aldık. Ve 2016 ortalarına kadar vatandaşlık huzur hakkı diye bir model üzerine çalışmaya başladık. Bunun hacmi, büyüklükleri, ne kadarı kayıt dışı, ne kadarı kayıt dışı, hangi mekanizmalar kullanılıyor vesaire. Derken dünyada ne oluyor araştırıldık bir yandan da. Araştırırken benzer problemleri birkaç ülkede daha gördük. Fakat o sırada çok daha farklı bir şey gördük. O uzaktan gelen bir tsunami gibiydi. Bu özellikle otomasyon, robotlar, teknolojik gelişmelerle bağlantılı kitlesel işsizlik, kitlesel işlevsizlik ve kitlesel olarak hayatı idame ettirememe problemi. Bu problemiyle gelen dalgaya çözüm olarak değil ama bu dalganın rüzgarlarıyla veya bu dalganın enerjisiyle gitgide yükselen bir temel gelir konseptiyle karşılaştık. Ve onların değişik dokümanlarını, filmlerini izledikten sonra dedik ki ya bunların içine girmemiz lazım, anlamamız lazım, ne yapıyorlar, ne diyorlar. Ve Güney Kore'de bir toplantı oldu 2016 Temmuz ayı. 4 gün sürdü. O 4 günlük toplantıda yani farklı bir dünyaya açıldık. Yani dedik bu farklı bir şey. Her şey ve orada değişti belki. Her şey orada daha anlamlı bir boyuta geçti. Ve döndük Eylül ayında, Eylül 2016'da bu konuda bir yapılanmaya gittik. İlk etapta evrensel temel gelir ifadesini kullanıyorduk. Ama evrensel kelimesi maalesef Türkiye'de bazen küresel, bazen globalle karıştırılıyor. Ya işte dış güçler, emperyal güçler, kimin maşası oldunuz, ne yapıyorsunuz, Türkiye'yi mi karıştıracaksınız falan. Ya diyor, dalga mı geçiyorsunuz, şaka mı yapıyorsunuz falan. Ama vatandaşlık temel geliri deyince hayır, şöyle, daha çok anlaşılıyor. Vatandaşlık temel geliri ifadesi de kullanılıyor. Mesela Birleşik Krallık'ta, İngiltere'de veya birkaç başka ülkede de bu ifade kullanılıyor. Bazı bu arada son iki dakikamız kaldı. Son iki dakika. Çok çok teşekkürler. Şimdi şöyle diyeyim. Vatandaşlarımızdan şunu özellikle isteyelim. Vatandaşlık temel geliri konusuna bir kredi açsınlar. Bu konuyu bir düşünsünler.
üzerine fikir yürüsünler. Hangi problemlerimiz var? Vatandaşlık temel geliri olursa bu problemler çözülür mü, çözülmez mi? Vatandaşlık temel geliri hangi problemleri tasfiye eder, hangi ortamı oluşturur, bireye ne katkı verir, nasıl bir güvence oluşturur? Ya bu konuda biraz düşündüğümüz takdirde enteresan bir, bu mikroplar bu arada çok var da, çok pozitif bir mikrop. Hı hı. Ve düşündükçe sizi kavruyor. Ve herkese faydası var. Herkese faydası var, topluma faydası var. Devlete mesela, faydası var, bireye faydası var. Çok önemli. Yani ortama, habitata, yani yaşadığımız bütün insani ilişkilerin olduğu ortamlara katkısı olan bir konu. Yani düşününce vatandaşlık temel geliri noktasına da buluşuyoruz. O yüzden vatandaşlarımızdan bu konuya biraz vakit ayırmalarını, ilgi göstermelerini istiyoruz ki konu yayılsın, tartışılsın. Hı hı. Tabii bu imkan da çok kıymetliydi, çok değerliydi. Umarız önümüzdeki haftalarda daha fazlası için de söz vermiş olalım. Çok teşekkürler. Yani detaylara girmek isteriz. Çok büyük projeler geliyor. Özellikle 81 ilimiz, 970 ilçemiz, 51 bin muhtarlık bölgemizde vatandaşlık temel geliri savunucuları olsun istiyoruz. Bir sürekli tartışma programları şeklinde bir şey kurmaya çalışıyoruz. Avrupa'daki vatandaşlarımızın yönelik bir takım projeler var. Bu arada dünyadaki bu tip çabaları çok yakın takip ediyoruz. Hatta ev sahipliği yapıyoruz. Yani mesela bugün akşam 5.30 itibariyle tüm dünyadaki temel gelir savunucularını yine toplayacağız. 8-9 haftadır bu sürekli böyle yürüyor. Biz zaten aktiftik ama bu korona sürecinde mecburen bir takım ilave görevler de almak zorunda kaldık. Belki topluma ulaşması anlamında bu korona sürecinde olsaydı olmasaydı bunun üzerine düşüneceklerdir diye düşünüyorum. Korona insanların süreci yaklaşmakta olan yol ayrımını çok yakına getirdi. Yani hızlı gittik. 4-5 yılda gideceğimiz yere 2-3 haftada gittik. Bir anda yüzümüze vurdu. 2-3 haftada gittik. Evet. Hissettirdi. Düşündürttü. Yani o açıdan hızlandırdı süreci. Korona süreci enteresan bir dokunuşu oldu bu konuya. Sayın Köylüoğlu, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür efendim. Ben bu imkan için gerçekten sağ olun. Önümüzdeki haftalarda umuyoruz ki daha fazla detaylarına girerek tekrarlayalım. Vatandaşlarımıza çağrı yaptı Sayın Köylüoğlu. Bu konuda geri dönüşleri bekliyoruz elbette. Bu konu ne derece yankı bulacak ve belki de yeni fikirler eklenmeye devam edecek efendim. Önümüzdeki günlerde işlemeye devam edeceğiz.